Evet arkadaşlar, ikinci bölümü açıyoruz ama sıkı açacağız herhalde. Çok sayıda soru var. Anormal rahatım. Seyredeceğim. Bir de bunda olanlar kağıtta yok değil mi? Kim bakıyor bu işe? Bunlar internetten mi geldi? Peki. Peki üstadım, bir yerden başlayacağız, sizden başlayalım. Bir yandan okuyup bir yandan yanıtlamaya çalışıyor olacağım. Şimdi ilk soru ciro primiyle ilgili. Belirli dönemlerde üretici firmadan ciro primi alıyoruz. Ancak ciro primi aldığımız ürünlerin bir kısmı satılmamış, yani stoklarımızda bulunmaktadır. Bu durumda alınan ciro priminin stokta kalan mallara isabet eden kısmını stok maliyetlerimizden düşebilir miyiz? Aksi takdirde satılmayan ürünlerden gelir elde ediyoruz. Bu konuda idarenin görüşü mevcut mudur? Doğrudan ciro primleriyle ilgili değilse de kur farklarıyla ilgili geçmişte buna benzer bir konuda mali idare bu kur farklarıyla ilgili tutarı, artışları maliyetle ilişkilendirme konusunda bir görüş vermişti. Yani o görüşü bu konuya uygulayacak olursam, stokta kalan mallarla ilgili ciro primleri stok maliyetini düşürücü şekilde stok maliyetiyle ilgilendirmek bana mantıklı geliyor, olabilir geliyor. Öncelikle kişisel olarak onu paylaşayım. İkinci soru, bilindiği üzere boş arsalar amortismana tabi değildir. Bu kapsamda boş arsaya yapılan harbiyat çalışması arsanın maliyetine mi eklenmelidir? Yoksa doğrudan gider yazılabilir mi? Eğer harfiyat bir şekilde bir bina ya da o arsada yapılacak amortismana tabi bir iktisadi kıymet edimine yönelikse, onunla ilgiliyse mutlaka aktifleştirilmeli ve arsanın ya da yapılacak ya aktifleştirilmeli, binanın işte ilk maliyetinin kalemlerinden biri olarak bekletilmeli, sonrasında da yapıldığında topluca işte bina diye herhalde dikkate alınır. Onun ötesinde baktığımda harfiyat gene ne demek, o önemli. Sadece bir düzeltme arsada ufak tefek makyaj vesaire ise gider olarak dikkate alınabilir ama bu arsada arsanın yapısını değiştirecek önemli ölçüde derinlik ya da yükseklik kazandıracak mahiyette harcamalarsa o zaman doğrudan gider yazılması problem yaratabilir, aktifleştirmek gerekebilir. Yani harfiyat kelimesi tek başına bir yorum yapmaya yetmez diye düşünüyorum. Aktife kayıtlı bir gayrimenkulü maliyet değerinin üstünde satmak zorunda mıyız? Altında anlaşma var ise satış yapılabilir mi? Yapılırsa ne gibi durumlar vardır? Maliyet değerinin üstünde satmak zorunda mıyız dan ziyade hakikaten satış kaça yapılmışsa odur. Piyasa değeri normal şartlarda da maliyetin üstünde satılıyor olması beklenir ama her zaman maliyet bedelinin üzerinde fiiliyatta satış gerçekleşmeyebilir. Ama gerçekten her neyse ve bu da ispatlanabiliyorsa, ilave ve farklı bir alışveriş yoksa bir sorun teşkil etmez ama sorgulanabilir. Ne zaman bu özellikle önem arz eder? Gayrimenkul ilişkili bir şahsa ya da şirkete satılmışsa, bir de maliyet bedelinin altındaysa, hakikaten maliyetin ya da piyasa fiyatının ne olduğunun sadece tarafların aralarında yapacakları anlaşma ya da oluşturacakları belgelerle ispatı mümkün olmaz ya da yetmez. Üçüncü kişilerin, kurumların o gayrimenkulün piyasa kıymetini ortaya koyacak çalışmalarına, takdir ya da değerleme çalışmalarına ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda özellikle ben onu tavsiye ederim. Gayrimenkul değerleme şirketlerine değerleme yaptırıp
o değere, değeri dikkate almakta ilişkili şirkete satış yapılıyorsa fayda var diye düşünüyorum. Gayrimenkulü satışından zarar elde edilirse bu zarar gider olarak dikkate alınır mı? Bu doğal bununla ilgili soru. Mali idare gayrimenkul satışı özellikle 2 yıl elde tuttuktan sonra gayrimenkul satışı kurumlar için istisna, daha doğrusu %75'i elde edilen gelirin istisna olduğu için zararın da tamamını yazamazsınız. %75'ini yazamazsın, sadece vergilenecek kısma isabet eden kısmı yazarsın gibi görüşleri var. Bu konuda zararları eleştirdiği raporlar oldu. Yargıya intikal etti. Genelde de yargı da şimdilik mali idareye çok da hani yatsır bakmıyor. Daha doğrusu henüz daha müstakar hale gelmiş mali idarenin görüşünün aksi kararlar yok. Yani problem yaşayabilirsiniz. Tamamını zararın gider olarak dikkate almakta. Faturanın kayıp, gerçi sana yazmışlar Emre, istersen sen cevapla. kooperatiflerde tasdik edilecek defterler nelerdir? Pay defteri ve müdürler kurulu karar defteri zorunlu olacak mı? Vallahi kooperatiflerde tasdik edilecek defterleri bilmiyorum. Dönem sonunda gelen elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının fatura tarihi 27.12.2012, ödeme tarihi 21.2013 olduğu takdirde gider ve KDV kaydı nasıl yapılmalı? Hangi tarihe göre? Fatura tarihine göre yapılmalı. Elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarıyla ilgili herhangi bir sorun yok. Sadece sigorta bedelleriyle ilgili kanundan, sosyal sigortalarla ilgili kanunda ödemenin aranıyor olması nedeniyle bir problem var, ama bunlarla ilgili zaten bir problem yok öteden beri. Tahakkuk esası çerçevesinde ne zaman ödendiğine bakmaksızın gider ve katma değer vergisinde indirim olarak dikkate alabileceğiz. Stoklarınızda bulunan modası geçmiş bozulmuş kumaşları satmak istiyoruz. Takdir komisyonunun kararına gerek var mı satmaya kalktığımızda? Metre bölü kilogram fiyatının çok altında fiyat veriyorlar. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Eğer halen satılabiliyor, piyasada bir değeri varsa ve neticede sattığınız kişiler de şirketle ilişkili kişiler değilse, bana göre takdir komisyonu kararına, takdir komisyonundan bu yönde herhangi bir karar almaya gerek yok. Satış bedeli dikkate alınır ve kayıtlı bedeliyle, yani maliyet bedeliyle satış bedeli arasındaki fark da zarar olarak dikkate alınır. Satılamıyorsa dönem sonunda envanteri değerlerken bozulmuş, çürümüş, değeri olmayan ya da düşmüş mallarla ilgili gider yazmak, o günkü değerini dikkate almak istiyorsak, o zaman takdir komisyonuna başvurup takdir komisyonu kararı çerçevesinde kayıtlı değerle takdir edilen değer arasındaki farkı gider olarak dikkate alabilmemiz mümkün olabilir. Kredilere ait faiz faturalarının örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmesi durumunda KDV karşısındaki durumu nasıldır? Not bu konuda geçmişe dönük aynı vergi dairesinden 2 adet farklı özelge var. Kar payı KDV hesaplanmaz, kar payı KDV'ye tabidir. Mali idare şimdi KDV'ye tabidir diyor. Yani ikinci özelgenin arkasında duruyor. İlk özelgenin arkasında durmuyor. Peşin olarak yapılan bir iştirak satışı nedeniyle elde edilen kazancın %75'i satışın yapıldığı yılda sermaye eklenmesi mümkün müdür? Eski kanunda böyleydi. Yoksa satışın yapıldığı yılı takip eden yılda mı en erken yapılabilir? Yani dönem kazancının oluşup oluşmayacağı beklenmeli midir? Bununla ilgili kanunda satışın yapıldığı yılı izleyen gibi bir kelime vardı diye hatırlıyorum. Ama kanun önümde değil. Her halükarda sadece zamanını bir kenara bıraktığımızda biliyorsunuz bu %75'lik istisna 5 yıl işletmeden çekememeyi şart olarak getiriyor. İşletmeden çektiğiniz durumda izleyen yıldan itibaren
satışın yapıldığı takvim yılını izleyen, yıldan itibaren 5 yıl içerisinde işletmeden çektiğiniz takdirde işletmeden çekilen, daha önceden istisna tuttuğunuz bu kazanç vergileniyor. Bunu sermaye ilave ederseniz de zaten hiçbir şekilde ayrıca vergilenmiyor. Tabii gene 5 yıl içerisinde sermaye azaltımına gidip de o tutarı işletmeden çekmez iseniz. Ama o nüansı inanın kanuna bakmadan şimdi yanlış şekilde yönlendirmek istemem. Efendim. Kanunu tam olarak incelemeden, o tebliğe bakmadan ayaküstü bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bazen hani mantıken baktığımda bir problem olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ancak bazen incelemelerde öyle abuk subuk ifadelerden hareketle yorumlar yapılıyor ki ayaküstü verdiğim bir görüşle önemli bir miktarla ilgili başınızı belaya sokacak bir yorumda da bulunmak istemem. Ama ben olsam böyle bir tartışma var ya da böyle bir tartışma olabilir sorusu kafamdaysa bekletirim. İzleyen yılda hatta beyanname döneminden sonra onu sermaye ilave ederim. Çünkü abuk subuk birçok nedenle mali idare incelemelerde istisnalarla ilgili öküz altında sürekli buzağı arıyor. Ve ne yapar eder de ben bu istisnayı geçersiz kılarım arayışına giriyor. O yüzden böyle tartışmalı alanlar bırakmamakta en azından pratik açıdan bakıldığında fayda var. Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellef Maliyet Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu limitleri aştığında bilanço usulüne tabi defter tutması gerekiyor mu? Birinci soru bu. İkinci soru, işletme hesabı defteri hakkında bilgi verir misiniz? 2013 yılı tasdikleri hakkında. Veremem. Ezbere en azından şu an limitleri hatırlayamıyorum. Ama serbest meslek kazanç defteriyle ilgili olarak da bir sınır yok. Serbest meslek faaliyetinde bulunuyorsanız yanlış biliyorsam meslektaşlarım düzeltsinler. Yok, sonuna kadar devam edilebiliyor. Rakam ne kadar yüksek olursa olsun. İhracat beyanlarında belirli bir kar marjı var mıdır? Yani 100 liraya aldığım bir ürünü 200 liraya Kazakistan'a satmak istediğimde Allah artırsın gümrük memurları bu kadar kar marjı olmaz. Sizin sektörünüzün ortalama kar haddi %2 ile %17 arası. Bunu düzeltin yoksa sizi maliyeye bildiririm ve diğer gümrük kapılarına sizi bildirir çıkış yapamazsınız. Böyle yaparak kimi kimden korumuş oluyorlar sizce? Hani mantığını anlamadım. Belki böyle bir şey yapılmışsa kara parayla ilgili bir şüphe olabilir. Ya da malın girişiyle ilgili bir şüpheleri olabilir. Yani girişte daha yüksek bildirilmesi ya da değeri daha yüksek olması gereken bir şey acaba düşük değer beyan edilerek mi sokuldu şüphesi için de olabilir gümrük idaresi. O yüzden bu tür sorgular ya da problemler yaratıyor olabilir. Ama normal şartlarda, normal durumlarda bir işletmenin ne kadar kar edeceğine ilişkin olarak herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yani ne kadarlık kar yaparsanız yapın problem olmaz. Hatta serbest bölgelerle ilgili geçmişte mali idarenin bu konuda kendi iç düzenlemeleri vardı. İşte denetmenler baksın, kontrol etsin diye gümrükle beraber yaptıkları. İşte karsız satamazsın, mutlaka bir kar ediyor olman gerekir derlerdi. Ama %100'ü aşan bir kar olursa da işte bizim haberimiz olsun, serbest bölgede fazla kar mı bırakıldı bakalım gibi bir takım düzenlemeleri vardı. Ama onun dışında bu tür özellikli durumları bir kenara bırakacak olursak, Türkiye'deki bir şirketin yurt dışına satıştan elde edeceği karla ilgili olarak herhangi bir sınırlama yok. Transit ticarete konu olan bir malın yurt içinde nakliyesini yapan bir firmanın ve gümrükçünün hizmet faturasındaki KDV indirim konusu yapılabilir mi? Yoksa transit ticarete konu olan malın maliyetine mi atmak gerekir? Düşünmedim ama transit ticarete malı konu olan mal Türkiye'de KDV'nin konusuna girmiyor.
KDV'nin konusuna girmeyen bir malla ilgili alınan hizmetler için KDV'li bedel ödeniyor. Bu senin KDV'li işlemlerine girmeyen bir yüklenim. O yüzden KDV'li işlemlerinden indiremezsin denebilir mi? Düşünmek lazım. Gene ayaküstü cevaplamak istemem. Ama olsa olsa bu mantıkla karşı çıkabilirler. Ama hani indirim açısından hakikaten bir sorun teşkil eder mi etmez mi? Kanun maddeleriyle beraber biraz düşünmek gerekir. Ayaküstü cevaplamak istemem. Tahsil tediye fişi kullanmadan tüm işlemlerimizi mahsup fişiyle yapsak vergi kanunları ve tek düzen muhasebe sistemi açısından sakıncası var mı? Yani neyi kastediyorsunuz tam anlamadım ama tahsil yaptığınızda üçlü fiş var ya. Evet. Onu kastediyorum. Ama hani normal mantıken düşünüyorum. Gene muhasebe konusunda çok fazla ahkam kesmek istemem. Tahsilat yaptığınızda hani yaptığınız tahsilatı sadece muhasebe için değil genel hukuk çerçevesinde başka sorunlarla karşılaşmayayım diye de belgelemeye çalışırsınız. Mahsup fişinin dışında tahsilat makbuzu ya da fişi biraz onun içinde vardır. Yani sadece muhasebe için değildir. Tabii buyurun. İkinci soru. Tediyede de aynı şekilde ödeme ile ilgili düzenlenen makbuz hem iç kontrol hem de gene belgeleme özel hukuk çerçevesinde şirketin ileride ödemesini belgeleyebilme kaygısıyla da oluşturulmuş bir şeydir. Belki sırf muhasebe açısından bakıldığında mahsup fişi tek başına yeterlidir. Ayrıca tahsilat makbuzu ya da tediye makbuzunu düzenlemeyi zorunlu kılan herhangi bir düzenleme yoktur ama bu açılardan bakıldığında uygulamada ve özel hukuk belki de iç kontrol hükümleri çerçevesinde geliştirilmiş evraklar bunlar. Kullanılsa iyi olur diye düşünüyorum. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var herhalde. Yani burada makbuzu kastetmiyor işte normal olarak muhasebe kaydı yaparken eskiler hatırlar tahsil tediye fişleri üzerine yazardık ya da yokken bile. Bilgisayar yokken bile. Arkadaş bunları kastediyor herhalde. Zaten bunlarda bir zorunluluk yok. Tamamen size kalmış bir şey. Neye yazarsanız yazın. Üstadın dediklerine katılıyorum. Fişe bağlanmamış özellikle de %100 her şeyini program kapsamında götürmeyenlerde problem teşkil ediyor. Tamamen kontrolle ve düzenle ilgili bir olaydır bu. Zorunluluk yok öyle bir şey. İhale konusu bir iş ile ilgili olarak malı alacağımız ihracatçı firmaya mal satacak olan firma kalite zinciri kapsamında eğer biz ihaleyi alırsak bize fiyat avantajı yaratmak amacıyla para gönderiyor. Ama üretici tarafından bize gönderilen bu parayı nasıl değerlendirmeliyiz? KDV'ye tabi mi? İnanın anlayamadım. Tam olarak ne deniyor, ne denmek isteniyor diye. Soru 2. Sanayi tezleri, santez kapsamında yapılan bir ARGE projesinin %75'ini bakanlık, %25'ini biz karşılıyoruz. Projede kullanılacak makinaları uygulayıcı üniversite aldı ve bizim şirkete kullanıyoruz ama faturalar üniversiteye kesildi. Proje sonunda makinalar bizim olacak. Biz bu makinaları envanterimize nasıl ve hangi bedelle alacağız? Bunu da es geçiyorum. Bir makalede okudum. Yeni TTK kanununda işletme defteri adı geçmiyor. Haliyle bilanço usulü olarak defter tasdiklerinin yapılması gerekiyormuş. Az önce Sayın Başkan açış konuşmasında bununla ilgili değindi. Bir problem yokmuş. İşletme defteri kullanılıyor ve tasdik edilebiliyormuş. O makaleler biraz kafa karışıklığı ürünü diye ifade edildi. 30.12.2012 tarihinde yapılan satış ihracat olarak yapılmıştır. İntaç ise 1.1.2013 ciro ve KDV yönü bakımından devralmış.
anlamadım. Aralık ayı faturalarının elektrik, ikinci soru pardon. Bununla ilgili tam en son kelimeleri okuyamadım ama şunu söyleyebilirim. 30-12'de satış yapılmışsa teslim şekline bağlı olarak hangi yılın geliri olacağına karar vermek gerekiyor. Eğer kapıda teslim, fabrikada teslim, iş yerinde teslim, dolayısıyla Türkiye'de teslim şekline göre yapılmışsa 30-12-2012 tarihinde ben faturayı kestiğimde o gelir oluşmuştur ve 2012'nin geliridir denilebilir. KDV açısından ama hep intaş tarihine bakarlar. Hangi dönemin katma değer vergisi beyannamesinde iadesinin alınabileceğine ilişkin olarak o 1-1-2013 diye dikkate alınır. İntaş tarihi 2013 olduğu için. Ama gelir açısından teslim şeklinde bakmakta fayda var. Mali idarenin verdiği görüşleri dikkate aldığımızda. Aralık ayı faturalarının elektrik, su, doğalgaz, gider ve KDV yönü az önce üzerinde durdum. Bireysel emeklilik vergi indirimindeki değişiklik, bunu da geçiyorum. Faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan şirket 152 veya 153'e kaydetmeyip 252 hesapta aktifleştirdiği gayrimenkul için satışta istisnalardan yararlanır mı? Faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan şirketler bildiğiniz gibi yani istisnadan faydalanamıyor. Bunlarla ilgili zaman zaman kendi kullanımına tahsis ettiği merkez binası ya da ofis binasını işte satması halinde istisnadan yararlanır mı tartışmaları yapılıyor. Ancak bu zamana kadar hep ilk çerçevede değerlendirildi diye ben biliyorum. Yargıda da hani buna farklı bir cevap verildi mi? O konuda en azından şu an itibariyle bilgim yok. Araştırmam lazım. 6111 sayılı kanuna göre kasa farkından dolayı kanunen kabul edilmeyen gider yazılan ve bilançoda geçmiş yıl zararı olarak gözüken miktar kar dağıtımında kardan mahsup edilebilir mi? Kardan mahsup edilebilir mi? Bilmem. Tam yani soruyu da algılamaya çalışıyorum. Kanunen kasa farkından dolayı kanunen kabul edilmeyen 6111'den yararlandım. Kanunen kabul edilmeyen gider yazdım. Geçmiş yıl zararı. Kardan mahsup. Şunu mu demek istiyorsun arkadaşım? Şimdi kar dağıtımı yaparken geçmiş yıl zararlarını indirdikten sonra kalan tutar dağıtılabilir. Bir nevi ticari zarar gibi oluşan bu zararı da indirip geri kalanı dağıtmak gerekir. Herhalde bunu kastediyordur. Öyleyse bunu da indirdikten sonra ticari zarar içerisinde de mali zarar içerisinde de bir bakıma dikkate alınması gereken bir tutar gider olduğu için kalan tutarın dağıtılması gerekir diye düşünüyorum baktığımda. Efendim? İşte mahsup edilmesi gerekir diye düşünüyorum ben de. Yurt dışından yabancı bir firma ülkemizde mal ve hizmet satmak istiyor. Bu firmaya mal ve hizmeti satması için yapılan çalışmada KDV kesilecek mi? Aracılık hizmeti ise bu öyle anlıyorum. Yani yabancı firmanın adına burada satışa aracılık hizmeti veriliyorsa bunu yapan Türkiye'deki firma katma değer vergisi içeren bir fatura kesmek zorunda. Bir nevi bu ithalat komisyonu diye geçen bir ibaredir. Geçmişte ithalat komisyonlarının katma değer vergisine tabi olup olmadığı konusu sıkça tartışıldı ama konu her seferinde yargıya gittiğinde yargı Türkiye'ye dönük bu tür satışa aracılık ithalat komisyonu işlemlerinde hep KDV olacaktır sonucuna vardı. O yüzden fatura kesilecek, KDV olacak. Emre sana sormuşlar. Teknopark'ta çalışan şirket ortaklarına ödenen ücret gelir vergisinden istisna mı? Vallahi o istisna ile ilgili maddeyi okumam lazım. 6111 sayılı kanuna göre yani ortaklarla ilgili
bir şey mi var o maddede hatırlayamadım. Bu böyle bir soru sorulduğuna göre de bir şey de vardır diye de şüphelendim. Onun için bakmam lazım o maddeye. 6111 sayılı kanununa göre kasa düzeltmesi demin aynı şey, aynı soru. Şirket çalışanlarının daha evvelden aldıkları devlet burslarını geri ödeme işlemlerini şirket üstlense gider gösterebilir mi? Sözleşme şartı gerçekleşmiş olur mu? Yok. Gider şöyle olur. Öder şirket bursları ama bu çalışana sağlanan menfaat diye değerlendirir. Ücret gibi brütleştirilip vergiye tabi tutulması gerekir. Ancak gelir vergisi kanununun şu anda hatırlayamadığım bir maddesinde belli durumlarda işletme tarafından çalışanlara sağlanan burslar, yardımlar vardır. O kapsamda değerlendirilebilecek şeyler ücret diye değerlendirilmez ya da vergilenmez. Ama onun dışında çalışana sağlanan her türlü menfaat, yani eski burs işte ödemelerinin karşılanması ücret diye değerlendirilir ve vergilenir. Kooperatiflerde tasdik edilecek defterler, ikinci soru, vallahi bilmiyorum. Çizgi film senaryosu alımı ile ilgili GVK 18 kapsamında gider pusulası düzenleyip %17 stopaj ve %18 sorumlu sıfatıyla KDV ödersek hizmet alımı ödeyerek hizmet alımı yaptığımızda hizmet aldığımız kişinin bu işin 5846 sayılı kanun kapsamında olduğuna dair Kültür Bakanlığı'ndan yazı almış olması şart mıdır? Yani GVK 18 kapsamında sayılması için. Hayır, GVK 18 kapsamında sayılıp sayılmama konusunda ne kanunda ne tebliğde gidip Kültür Bakanlığı'ndan ille yazı alın da ondan sonra bundan yararlanın gibi benim hatırladığım bir şart yok. Tebliğlerde de öyle bir şart olduğunu. Efendim? Özelgelerde olabilir ama hani kanun ve tebliğlere baktığımda böyle bir şart ben görmüyorum. Ama kendinizi özelgelerde, hepsinde hele de bu tür ifadeler varsa, kendinizi en azından sağlama alabilmek ve yarın öbür gün herhangi bir problemle karşı karşıya kalmamak için bu tür ödeme yaptığınız kişilerden o belgeyi başvurup almasını isteyin. Onun dışında da pratik başka da bir şey söyleyemiyorum. Bendeki sorular bu kadar. Teşekkür ederim Üstad. Evet, tekrar selamlar. Önce internetten gelen sorular var. İsterseniz onlara bakalım. Suat Sancak sormuş. Şirketimiz 15 yıllık kira kontratlı bir yerde faaliyet göstermektedir. Özel maliyet harcamalarımızı 15 yılda itfa etmekteyiz. Ancak bazı özel maliyetler yapısı gereği 15 yılın altında. Örnek vermek gerekirse plastik sera yaptığımız zaman VUK'a göre amortisman süresi 3 yıl. Artık burada VUK'a göre amortisman süresinin herhangi bir önemi kalmıyor. Özel maliyetin kira süresince eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerekiyor. Fırat Karabulut sormuş. Hizmet işi yapan bir müşterimiz yıl içerisinde maddi duran varlık ile ilgili ayırdığı amortismanları 257 hesap yerine 379 diğer borç ve gider karşılıkları hesabına yazıyor. Daha sonra yıl sonunda 379'da biriken rakamı 257 hesaba birman yapıyor. Bu konuda bir sıkıntı olur mu? Neden böyle yapıyor bilmiyorum ama hani muhasebe tekniği açısından bir sıkıntı var ama vergisel açıdan değerlendirecek olursak herhangi bir sıkıntı yok. Serkan Çadırcı sormuş. 2013 yılında gelen 2012 faturasının KDV'si gider olarak kaydedilir mi? Kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı kayıtlara alınır? 2013 yılında, yani vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yıl aşıldıktan sonra defterlere kaydedildiyse indirim konusu yapılamaz. Gider olarak kaydedilebilir mi? Yoksa kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı dikkate alınır diye sorulmuş. Bu 2013 yılında bir gider de değildir. Dolayısıyla
gider olmayan, kanunen kabul edilmeyen giderin KDV'si niteliğine bürünmüştür. Dolayısıyla KDV'si de gider yazılamaz ama fatura eğer defterler kapanmadıysa, 2012 yılının hesabı kapanmadıysa 2012 yılında gider olarak dikkate alınabilir. Yabancı faturaların ödeme sırasındaki kur farkı için sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması gerekir. Gerekir mi diye sorulmuş. 105 numaralı genel tebliğ bunu emrediyor. Katma değer vergisi kanunu genel tebliğ. Tuğçe Ateş şirket bölünmeleri hakkında bilgi vermenizi rica ederim diye sormuş. Ayrı bir seminer konusu olabilir belki. İSMO yöneticilerine bu konuda bölünme konusunda bir seminer düzenlenebilir. Erol Gülmez yazılı sorular. 5746 sayılı kanuna göre AG kapsamında personel çalıştırmaktayız. Hem SSK hem vergi stopajından indirim almaktayız. Bu personel giderlerimizi direkt gider olarak mı yazmamız gerekiyor yoksa amortismanı mı ayırmamız gerekiyor diye sormuş. Direkt gider olarak yazabiliriz. Ayrıca bunlar üzerinden gider olarak ayırdıktan sonra beyannamede ayrıca indirim konusu ARGE indirimini 5746 sayılı kanuna göre yapılan ARGE indirimi olarak düşebiliriz. Yine ikinci soru, kuyumculara kesilen faturalarda işçilik artı KDV ve altın tutarı olarak gösterilen rakamın BA formunda KDV dahil tutar olarak mı gösterilmesi? Evet, KDV dahil tutar olarak gösterilmesi gerekir. 5746 Coşkun Karakoç'un sorusu, 5746 sayılı kanuna göre defter tasdikleri damga vergisinden istisna mıdır? ARGE projeleriyle ilgili düzenlenecek kağıtlar vergi ve haçlardan istisnadır der 5746 sayılı kanunda. Buradaki defter denilen defter bildiğimiz YMİ kebir envanter defterleri ise herhangi damga vergisinden istisna değildir. Ama ARGE projelerine ilişkin düzenlenen kağıtlar, sözleşmeler damga vergisinden istisnadır. Ateş Ayhan'ın sorusu, 6000 TL tutarında mevcut yazar kasamıza ilaveten yeni bir yazar kasa aldık. Amortisman %100 ayrılabilir, yani tamamı alındığı yılda gider yazılabilir. Şubat 2012 dönemi düzenlenen fatura, Yeşil Kaya'nın sorusu, Şubat 2012 dönemi düzenlenen fatura işleme alınmayıp iade edildi. Dava süresi devam ederken uzlaşıldı. Bu faturaları düzenleyen şirket Şubat 2012'de beyan etti. Bizim firma sonraki dönemde size bu fatura tekrar uzlaşılıp geldiği dönemde kaydedilecek ve KDV indiriminden o dönemde yararlanılması gerekiyor. KDV indiriminde bu anlamda bir sorun yok ama BABS'lerde faturayı satan Şubat 2012'de beyan ettiyse, örneğin size davadan vazgeçildi, Eylül 2012'de geldi, Eylül 2012'de indirim konusu yaptınız. BA'da da Eylül 2012'de beyan etmek zorundasınız ama çapraz kontrollerde mutlaka bir uyumsuzluk çıkacaktır. Herhangi bir KDV iadesi söz konusu değilse bu uyumsuzluğa rağmen bir düzeltme yapmaya gerek yok. Yani gidip Şubat BA'sını düzeltmeye gerek yok. Ceza yemiş olursunuz. Yani kesinlikle düzeltme için ceza yemiş olursunuz. Bırakın onlar sizi yakalamaya çalışsınlar o uyumsuzluk nedeniyle. Hemen homurdanmalar geliyor. Firma aktifine 2008 yılında Saadettin Biçer, firma aktifine 2008 yılında aldığı daireyi %18 KDV'li ortaklarına olan borcuna karşılık satabilir mi? Satarsa buradaki KDV durumu, satarsa satabilir. Tabii ki satabilir. Borcuna karşılık satar. KDV 17. maddenin 4R bendinde katma değer vergisi istisnası düzenlenmiş. Fir tabii bir kurum olduğunu kabul ediyoruz. Firma diye sorulmuş. Borca karşılık KDV'de istisna 2 yıl elde bulundurmak ve bunların ticaretiyle uğraşmamaktır. 2 tane şartı vardır. Kurumlar vergisi açısından biraz daha fazla şartı vardır. Soru KDV açısından sorulmuş. Borca karşılık mahsuben satabilir. KDV istisnasından da yararlanabilir. İş yeri kira ödemeleri fatura karşılığı yapılan işletmede 2011 yılı ödenmeyen kira bedelleri, Ahmet Uzuntepe'nin sorusu, kira bedelleri 2012 Haziran döneminde fatura karşılığı ödeniyor. Kira bedeli 2012 ayrı 2011 yılında gider yazılmalıydı. Kira dönemsellik ve tahakkuk ilkesi gereği 2011 yılının gideri. Faturanın KDV'si eğer Haziran'da geldiyse artık KDV'si de burada indirim konusu yapılamaz diye düşünüyorum. Çünkü vergiyi doğuran olay hizmetin alındığı yıl 2011 yılı. 2011 yılının sonuna kadar hadi en kötü bu elektrik, su, doğalgaz faturalarında bahsettiğimiz gibi 2012 yılının ilk ayı içerisinde gelmiş olması gerekirdi.
Melahat Acar'ın sorusu. 2009 yılında satış yapıldı. Çekler karşılıksız çıktı. Avukata verildi. Ancak 2012 yılında aciz vesikası alınabildi. 2012 yılında karşılık ayırabilir miyiz? Maliye Bakanlığı özellikle hem değer salacak açısından hem şüpheli ticari alacak açısından şüpheli alacak da şüpheli hale geldiği yıl kayıtlarında karşılık ayrılmalıdır diyor. 2009 yılın çekler karşılıksız avukata verildi demişsiniz hangi tarihte? Eğer 2012'den önce avukata verildiyse, dolayısıyla dava açıldıysa, icra takibine başlandıysa veya 2011'de ayırmak gerekiyordu ama avukata verildi, herhangi bir işlem yapılmadıysa aciz vesikasının alındığı dönemde de karşılık ayrılabilir. Ama 2011'de davaya veya icraya başlandıysa karşılığı mutlaka 2011'de ayrılması gerekir. Maliye Bakanlığı bu iki yöntemi, yani iki müesseseyi hem şüpheli alacağı hem değersiz alacağı bir vergi planlaması yöntemi olarak kullanamazsınız. Ne zaman takibi aldıysanız veya alacak ne zaman değersiz hale geldiyse o yıl kayıtlarında mutlaka göstermelisiniz diyor ısrarla. Burada bir de şey havası var. Şüpheli hale gelmeyle aciz vesikası arasında bağlantı kurmuş. Onu da bir öğrenmiştim. Ya doğru aslında o anlamda. Yani şu aciz vesikasının anlamı nedir? Belki onu açıklayabiliriz. Hani karıştırılıyor, çok karıştırılıyor. Aciz vesikası alacağın yok olduğu anlamına mı gelir? Hayır, yok olduğu anlamına gelmez. Alacak yine takip edilebilir nitelikte bir alacaktır. Değersiz alacak yazılamaz. Şüpheli alacak sayılır, karşılık ayrılarak giderleştirilebilir. Ama burada önce dava açıldıysa eğer davanın açıldığı yılda yapılması gerekir bu işlemin. Hilal Kayhan, dava açılmadı, avukata verildi demişsiniz. Avukata vermek icraya mı başvuruldu? İcra yapıldı o zaman. Tamam, 2012'de mi? Tamam, o zaman şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılabilir. Değersiz alacak değildir. Karşılık ayrılıp giderleştirilebilir. Hilal Kayhan'ın sorusu, faturanın kaybolması durumunda aslı gibidir yapıldığı zaman kabul edilmemesi maliye tarafından şu an uygulanan, maliye tarafından verilen özelgelerde, yeni özelgelerde bunu vurguluyor. Yani mutlaka noter tarafından aslı gibidirin yapılması gerekir diyor. Tabii bunu hani bir incelemede çok sorun oluşturur mu oluşturmaz mı, biraz da inisiyatif meselesi bu. Noter onayı hangi taraf yapmalıdır? Kaybeden yapmalıdır. Yani kim bunu kaybettiği için hesaplarını alamadıysa onun yapması gerekir. Tabii karşı taraf aslını, suretini vermesi lazım. Bunu yaptırabilmesi için suretini vermesi lazım. Kendi Mustafa Çelik'in sorusu, kendi limited şirketinde sigortalı olan ortağın bireysel emeklilik sistemi katkı payları gider olarak yazılabilir mi? Hayır, yazılamaz. Sadece çalışanları için ödenenler gider yazılabilir şirketlerde. İkinci soru, hafif ticari araçlar, kango vesaire, kedi vesaire, kendi işinde kullanan şirketler KDV'lerini ve MTV'lerini indirim olarak yazabiliyorlar mı? Yazamıyorlar. Dedim, bunun gümrük istatistik tarife pozisyonlarında değişiklikler yapıldı ve bunlar binek otomobili olarak kabul edildi. Dolayısıyla katma değer vergisi indirilemiyor. MTV gider yazılamıyor. İndirilemeyen KDV gider veya maliyet olarak dikkate alınıyor. Üçüncü soru, bununla ilgili çok soru var. Başkan açılış konuşmasında da ifade etmeye çalıştı. Aslında bizden daha da bilgiliydi bu konuyla ilgili belki. İTO'ya kayıtlı şahıs firmalarının defter hadleri genel hadler içinde mi? Yoksa onların defter hadleri farklı mı? Şimdi yeni ticaret kanunundaki esnaf ve tacir ayrımı nedeniyle işte işletme defteri kalktı mı kalkmadı mı? İşletme defterine devam mı edilecek yoksa artık yok, herkes birinci sınıfa mı göre tutacaklar? Bu konuda bir bilgi kirliliği olduğunu ifade etti başkan açılış konuşmasında. Ben de katılıyorum ona. Şu an itibariyle değişen bir şey yok. Belki esnaf ayrımı yapacaklar. Herkes ticaret siciline kaydolmayacak. Ama bunun vergisel anlamda veya tutulacak defterler açısında bir farklılık yaratacağını düşünmüyorum ben açıkça. Bununla ilgili çok soru var. Genel olarak hepsine böyle cevap vermiş olalım. Dövizli Cemal Hoca'ya sorulmuş aslında ama dövizli finansal kiralama ile sabit kıymetleri her geçici vergi döneminde değerleme yaparken sadece sabit kıymetin faizsiz değerini kaydettiğimiz 267 hesabı mı yoksa
301, 302, 401, 402 hesapları mı değerleyip çıkan kur farklarını 646 veya 656 hesaplara almalıyız? Sadece maliyeti değil, belki benim sunum yaparken hani aktifin değerlenmesi anlamında hakkın değerlenmesi gerekir dedim. Belki o anlamda yanlış algılamaya sebebiyet verdiğim için böyle bir soru sorulmuş olabilir. 301, 302, 401, 402 tüm borçlu hesapların kur değerlemesine tabi tutulması gerekiyor. Alper Çay'ın sorusu, döviz cinsinden avansların VUK'a göre değerlenmesi gereken borç ve alacak kalemi içinde yer almasına rağmen avanslara ait olumlu kur farklarının gelir yazılması kabul edilirken olumsuz farkların gider yazılması eleştirisi konusu yapılmakta ve vergi matrahını etkilemesi durumunda olumlu ve olumsuz fark arasındaki tutar gider kabul edilebilmekte. Konuyla ilgili uygulamada son durum. Son durum budur aslında anlattığınızdır. Eskiden şu tartışılırdı, avanslar değerlenir mi? Lehe aleyhe kur farkları gider veya gelir olarak dikkate alınabilir mi? Avanslar değerlenir. Bunu artık özellikle bir numaralı kurumlar vergisi genel tebliği örtülü sermaye ilişkin açıklama yaparken avanslar borçtur ve verilen öz sermayenin tespiti açısından dikkate alınır dedi. Yani avansı çok açık borç olarak kabul etti. Dolayısıyla borçlar ve alacaklar neyle değerlenir? İşte mukayyet değeriyle, döviz cinsinden olanlar Maliye Bakanlığı'nca ilan edilen kurlarla. Dolayısıyla avanslar da kesinlikle bu kurlarla değerlemesi kur farklarının gelir veya gider olarak dikkate alınması gerekir. Mart 2012 ayında girişim sermayesi yatırım ortaklığına yapılan iştirak nedeniyle 2012 dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayrılabilir mi? Ayrılamaz. Kanun 15 Haziran 2012'de yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra olması gerekir. Faruk Yaşar'ın sorusu, binek otomobillerin alımında ödenen ÖTV ile KDV'yi 1.7.2012 yeni TTK ile artık gider yazamayacak mıyız? Yani zannediyorum böyle bir şey var ya da duyuldu, ben duymadım açıkça. Hani yeni bir düzenleme mi yapıldı TTK ile, ama vergisel anlamda bir değişiklik yok. Gider yazabileceğiz. Çok önemli bir konuyu atlamadıysam eğer, TTK'da buna ilişkin bir düzenleme hatırlamıyorum. Yine sınıf değiştirme, işte işletme defteri ile ilgili Nezahat Hanım'ın bir sorusu var. Nezahat Keleş'in. Gülseren Eker, operasyonel filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışıyorum. Müşterilerimiz ile aramızda düzenlenen sözleşmeler için tahakkuk işlemi yapmalı mıyız? Yapmalıyız. 36 aylık filo kiralama sözleşmeleri düzenleniyormuş. Tahakkuk işleri yapıp ilgili dönem gelir tahakkuklarının yapılması gerekiyor. Serbest bölgeye yapılan işlemlerde KKDF konusunu açıklar mısınız? Özden Aydemir. Belki üstad daha çok bilgilidir bu konuda, ama bildiğim kadarıyla vadeli ithalatlarda katma değer vergisi KKDF uygulanıyor. Bu serbest bölgedeki şubeler aracılığıyla yapılan ithalatlarda 2011'e 16 zannediyorum gümrük genelgesi yayınlanana kadar uygulanmıyordu. 2011'e 16 gümrük genelgesi çıktı, artık dedi serbest bölgedeki şubeler aracılığıyla yapılan ithalatlarda da uygulanacak. Tamam, eyvallah dendi, ama bu genelgeyi geçmişe de götürdüler. Üstad da ondan bahsetti. Geçmişe de götürüp serbest bölge aracılığıyla ithalat yapan tüm herkese tekrar bir KKDF uygulamasına gidildi. Bunlar da itiraz ediliyor. Önce bir itiraz mekanizması var gümrük kanununda yer alan. Yine bir uzlaşma mekanizması var. Eğer çözüm bulunamazsa dava, zannettiğim kadarıyla Mersin'de açılan bir davada mükellefler lehine sonuçlanmış. Hüseyin Yılmaz'ın bir sorusu, adat faizi uyguladığımız ortaklardan alacaklar hesabına aktardığımız tutarın faiz kaydını yaparken faizlendirdiğimiz tutarı 131 hesaba veya 689 hesaba tutmak daha doğru olur, kayıt olur. 131 hesapta tutmak daha doğru olur. Yani her yıl eğer tahsil edilmediyse, bir değişiklik yoksa, yani aslında belki bileşik faiz gibi oluyor ama faizlendirilen, adata tabi tutulan tutarın bir değişiklik olmadığı sürece izleyen yıllarda da adatlandırılması gerekir gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bilanço usulü birinci sınıf olan mükelleflerde, Mustafa Laçin'in sorusu, önceki yıllardan gelen geçmiş yıl karları hesabında biriktirmiş karları 580 geçmiş yıl zararları hesabı ile mahsuplaşma yapabilir miyiz?
Mahsuplaşma yapılabilir. Cemal Hocam'ın da fikrini aldım bu anlamda. Yani teknik olarak bir sorun yok. Yalnız sermaye şirketlerinde özellikle genel kurul kararı veya ortaklar kurulu kararının alınması gerekir. Yoksa kar dağıtımlarında sorunlar çıkartabilir. Diğer soru, kasadaki yüksek paraya adat hesaplanmazsa cezai müeyyidesi nedir? Adat hesaplanır, adat yapılır, faiz hesaplanır. Faiz kazanç olarak dikkate alınır. Fatura düzenlenmesi gerekir bu kazanç tutarı kadar ve KDV hesaplanması gerekir. Eğer biz bunu yapmazsak bir incelemede yakalarlarsa tahsil edilmesi gereken KDV'nin gelir veya kurumlar vergisinin bir katı kadar vergi ziya cezası kesilir. Ayrıca gecikme faizi uygulanır. İşletme defterinden bilançoya geçenin açılış fişinde sermaye nasıl belirlenir? Önceki yılların işletme hesap özeti toplamına göre mi diye sormuş. Evet diye cevap verebilirim. Bilgisayarlarımızı değiştirdik. Ahmet Altan Bey'in sorusu. Bilgisayarlarımızı değiştirdik. Eskileri elden nasıl çıkartacağız? 35 adet. Satış yoluyla çıkartacaksınız. İşte bağış yapabilirler. Üniversite. Bağış yapılabilir. Evet bakın üniversitelere bağış yapılabilir diyor. Çok eskiyse çok işe yarar mı bilmiyorum ama. Üniversiteye bağış yapılabilir diyor hocalarım. Eskiler kayıtlı maliyetleri üzerinden aynen bir sabit kıymet satışı. Yani bir ev satışı, bir araba satışı gibi eğer satış yapılacaksa kar veya zararın hesaplanması, değiştirdik, değiştirmeden bunu yapsaydınız oluşacak karı yenileme fonuna alabilirdiniz. Organizasyonda kırılan tabak, organizasyon firmasıyız. Organizasyonda kırılan tabak bardakları envanterden düşüşte ne yapacağız? Bunlar anladığım kadarıyla sabit kıymet olarak tabak ve bardaklar organizasyon firmasında sabit kıymet olarak yer alıyor. Amortismana tabi tutuluyor. Kırılırsa artık hani tabii bu şey çok hani bu bardak kırıldı işte bu kongre merkezinin işleticisi bunun için fevkalade amortisman nispeti istemesi gerekir. Yani uzun bir prosedürdür. Hani doğrudan gider yazılırsa çok tenkit edilir mi edilmez mi bilmiyorum ama hani doğrusunu soruyorsanız beni kayıtlar da var kameralar çekiyor. Fevkalade amortisman nispeti tespiti talep etmek gerekiyor. Yusuf Salcıoğlu'nun sorusu yine defterlerle ilgili, Sayın Başkan'ın açılış konuşmasında ifade ettiği konuyla ilgili. Verilen depozito ve teminatlar döviz cinsinden verildiyse değerlemeye tabi tutulmalı mıdır diye sorulmuş. Tutulmalıdır diye cevap verebilirim. Teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ederiz. Buyur Cemal Hocam. Teşekkür ederim hocam. Efendim soruların çoğu vergi ağırlıklıydı. Muhasebe teknik sorusu çok fazla yoktu. Bu bir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum ama biz şöyle bir şey söylüyoruz. Türkiye'de daha çok vergi için muhasebe tutuluyor. Bu onun da sanki işareti gibi. Şimdi birkaç soru var. Sayın Aydın Kartaltepe diyor ki ismi var cismi yok olan ve miadını doldurmuş demirbaşların amortismanları aksi yani ters kayıt yaparak temizlemenin bir sakıncası var mı? Ben buradan şunu anlıyorum. Fiili olarak yok, kaydı olarak görünüyor. Ama tabii net defterde yeni bilmiyorum sıfırladı mı o burada açık değil. Net defter değerleri sıfırlamışsa zaten ters kayıtla bunu silmekte fayda var. Hala işletmede kullanılıyorsa net defter değeri sıfır olmasına rağmen işletmede kullanılmaya devam ediyorsa iz değeri dediğimiz sembolik bir rakam 1 lira olur. 1 liralık bir değerle onun işletmede olduğunu kullanıldığını kayıtlarda görmek açısından izlemekte fayda var. Net defter değeri sıfır değil. Hala bir değeri varsa ama işte cismi yok, ismi var, cismi yoksa bu durumda o tutarı bana göre vergisel açıdan üstadlar burada gider yazmamak lazım. Kanunen kabul edilmeyen gider yazıp yok etmek lazım. Bunu yaparken de eğer bir sermaye şirketi ise
yönetim kurulu kararı almakta fayda var. Daha sonra ihtilaf çıkmaması açısından. Şimdi Sayın Alper Çay bir soru soruyorlar. Diyorlar ki sabit kıymetlere ait finansman giderlerinin maliyete intikal ettirilmesinde iki kavram arasından hangisi doğrudur? Bir, sabit kıymetin aktife alındığı tarihe kadar faiz giderleri mi? İki, sabit kıymetin aktife alındığı dönemin sonuna kadar mı? Ben 163 ve 238 nolu tebliğlerde hatırladığım kadarıyla orada yatırım döneminin sonuna kadar, yani sabit kıymetin aktife alındığı tarihin sonuna kadar o finansman giderlerinin aktifleştirilmesi lazım. Eğer bir görüş varsa üstadlardan rica edin. Ben yanlış biliyorsam beni düzelsinler. Ama ben sabit kıymetlerde faiz giderlerinin o yılın sonuna kadar aktifleştirilmesinin zorunlu olduğunu biliyorum. Fırat Karabulut diyor ki bir hizmet işletmesiyiz. Amortismanı diyor dönem içerisinde kıst esasına göre 257 birikmiş amortismanlar hesabı yerine 379 diğer borç ve gider karşılıkları hesabında izliyoruz. Dönem sonunda da 257 hesaba aktarıyoruz. Bunun bir sakıncası var mı? 379 hesap diğer borç ve gider karşılıkları tutarı kesin olmayan, ne zaman ortaya çıkacağı da tam belli olmayan tutarların ya da işlemden izlenmesi gereken bir hesap. Bana göre usul açısından belki eleştirilebilir ama teknik olarak ben şöyle düşünüyorum. 257'de izlemekte fayda var. Çünkü sabit kıymetin net defter değerini de orada görebiliriz. 379 hesap bir pasif hesap, bir yükümlülük gibi görülmesi teknik olarak bilanço mantığına bana kalırsa çok uymuyor. 250'de izlemekte fayda var. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Şey olarak yok, dediğine katılıyorum. Bu bir ara epey bir dönem oldu. Bazı muhasebeci arkadaşlar tarafından böyle bir ekol başlatıldı. Dönem içinde bu kayıtları böyle takip edip sonunda aktarma. Var böyle bir alışkanlık bir kısımda. Bir anlamı yok. Cemal Hoca gibi normal olarak devam edilmesi gerekir dediği gibi. Ama yapan arkadaşlar vardı. Yani ben en az bu dediğim 8-10 sene evvel de gördüm bu böyle kayıt atan arkadaşları. Bu hesabı, buna benzer hesapları kullanan arkadaşları. Evet, ben de söylediğim gibi bunu 257'de izlemekte fayda var diyorum. Aziz Erkuş diyor ki alış bedeliyle değerlenen kıymetlerin, örneğin hisse senetlerini spesifik olarak alıyorum ben burada. Stok takip yönteminin LIFO olması şart mıdır? LIFO. Son giren ilk çıkar olması şart mıdır, yoksa ortalamalar yöntemi ile de değerleme yapılabilir mi? Bu konuda benim baktığım şu: SPK'nın seri 1 ve 2 5'e 13 sayılı tebliğleri var. Şunu söylüyor: eğer aynı hisse senedinden dönem içerisinde farklı tarihlerde farklı miktar ve fiyatlarla satın almalar yapılmışsa, daha sonra da bu hisse senedinden belli bir miktarda çıkış yapılıyorsa, satış yapılıyorsa, eğer belirleyebiliyorsanız onun hangi seriden olduğunu, hangi tertipten olduğunu belirleyebiliyorsanız o maliyette çıkın diyor. Belirleyemiyorsanız ortalama maliyetle, alış bedeliyle bunu hisse senetlerinden çıkın ve kaydı o şekilde yapın diyor. Ahmet Genç herhalde. Ciro primi ile ilgili bir soru var. Ciro primi olarak bedelsiz mal teslimi şeklinde alınan ticari mallar satıldığında satılan ticari mallar maliyeti olarak ne yazılacaktır? Malın alış fiyatı 1 lira,
adet 1 liradan, satış fiyatı 100 liradan, satış fiyatı tamamen kâr mı olacak? Şimdi tabii ciro primlerinden ben şunu anlıyorum. Siz bir ciro primine hak kazanıyorsunuz ama bunun karşılığında size mal teslim ediliyor. Bunun da bedeli belli. Eğer böyleyse problem yok. Zaten 10 bin lira bir ciro primine hak kazandıysanız bunun karşılığında 10 bin liralık mal alıyorsunuz. Bu aldığınız malı o ciro prim tutar olan 10 bin lira üzerinden maliyet olarak kayda almanız lazım. Ticari malsa 153, katma değer vergisi olacak. İşte borçlu 191 borçlu, karşılığında da 602 diğer gelirler ve 391 hesaplanan KDV biçiminde kayıt yapmak gerekiyor. Çıkışta da artık adet ya da kaç birim, birim başına maliyeti hesaplayıp onun üzerinden maliyete göndermek lazım. Yine akaryakıt sektöründe özellikle yaz aylarında artan miktar, bir miktarda artış ortaya çıktığında genleşme nedeniyle alıştan fazla görülen stok ne şekilde kayıtlara alınacaktır? Bununla ilgili Maliye Bakanlığı'nın bir görüşü var. 28 Şubat 2000 tarihli ve diyor ki yaz aylarında genleşme oluyor akaryakıtta, kış aylarında tam tersine bir azalma oluyor. Bu Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da belirlediği miktarlar ölçüsünde olursa problem yok. Azalmayı file gibi dikkate alın. Artışı da fiili sayımı yaptıktan sonra ortaya çıkan artışı da gidin stoğa ilave edin. Çünkü sizin kayıtlarınızın fiili durumu göstermesi lazım. Biz filede ne yapıyoruz? Gider yazıyorsak bu artışta da bunu gelir yazacağız. Çıkış anında da o stoklar satıldığında da zaten oradaki maliyet, yani stok tutarı satılan mal maliyetine gideceği için giderleşmiş olacak. Burada bir diğer soru var. Grup firmalarına yapılan gider yansıtmalarında okuyamıyorum ama anladığım şu, bu gider yansıtmaları ne şekilde muhasebeleştirilecek? Siz faiz olabilir, kira olabilir, yemek olabilir, danışmanlık hizmetleri olabilir, elektrik, su olabilir, neyse bu miktarını belirleyip size gelen, size yansıyan maliyetle faturalayacaksınız. Siz gelir yazarken onlar gider yazacak. Hocam ben de bu kadar. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Evet, bir dönemi daha bitirdik. Umarım faydalı olmuştur ama soru sayılarına ve kalitelerine bakınca epey bir yararlanma oldu gibi gözüküyor. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Açmadınız. Değerli meslektaşlarım, sayın konuşmacılara ve hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz yönetim kurulu adımıza. 18'indeki toplantıda tekrar görüşmek ümidiyle bir de son olarak bir duyurumu paylaşmak istiyorum. 6 Aralık günü saat 13'te Silivri ilçemizde İSMO ormanı oluşturmaktayız. Bu anlamda tüm meslektaşlarımızı bu ormanımızın oluşmasında katkılarını beklemekteyiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Teşekkür ederim.